Dijitalde UFC 287 basın toplantısını değerlendireceğiz bu programda. Değerli dövüş sporu severler, gece yarısı yapıldı basın toplantısı Miami'de bildiğiniz gibi UFC 287 ve neler oldu, reaksiyonlar neler? Ee, buna hızlıca bir bakacağız. Ee, Miami'de tabii ki işin bir figürü dolayısıyla Miami'ye pek çok gönderme yapıldı. Miami'nin kodu 305305. 305. Seyirciler tarafından tezahüratlarda söylendi. En büyük destek tabii ki Masvidal içindi. Seyirciler ona büyük ilgi gösterdiler neler oldu? Alex Pereira ile İsrail Adesanya tabii ki ana karşılaşmada. Dana White eleştirildi de bir kısım bunlara değineceğiz şimdi. Hemen başlayalım kıyafetlerle başlayalım bir moda haftası gibi. Gerçekten rengarenkti Miami'ye yakışır bir şekilde Miami'nin renkliliğine yakışır bir şekilde kıyafetler tercih etmişti dövüşçüler. Alex Pereira daha bir takımı, bir suikastçı gibi, bir hitman gibi bir takım elbisesi tercih etti. Ama Miami'nin renklerinde mor renk uygundu Miami için. İsa ya tabii ki en fazla dikkat çeken isimlerden biriydi. Her zaman olduğu gibi etek pantolon karışımı bir pembe kırmızı bir kıyafetin üzerine kolsuz tişört giymişti. Ama en önemli buradaki unsur bir tasma takmıştı. Tasma e, şunu ifade ediyor. Jetli'nin Unleashed filmine bir gönderme yaptı. İsrail Adesanya bu güzel aksesuarıyla beraber her zaman bu tür göndermeleri seviyor tabii ki. Ee, bunun yanında kıyafetlerden gitmemiz gerekirse en fazla dikkat çeken, belki iziden de fazla dikkat çeken Gilbert Burns'un kıyafetiydi. Pek çok gönderme yapıldı o kıyafede de. Dennis the bizde Afacan Dennis olarak e, yayınlanan çizgi filme bir gönderme. Super Mario benzetmeleri yapıldı. Rosna Yunas'ın kıyafetine benzetildi o bahçıvan usulü e, tulumu. E, sizler ne düşünüyorsunuz? E, bunu da aşağıya yazabilirsiniz. George Masvidal, Jorge Masvidal gene bildiğimiz gibiydi. Aynı şekilde çok Dolce Gabbana üstüyle gelmişti. Rahat bir şekilde Miami'ye sıcağına uygun bir şekilde. Bu şekilde özetleyebiliriz kıyafetleri. Tabii ki bu bir moda programı değil, bu bir dövüş programı. Şuradan başlayalım. Alex Pereira, Estrada Senya tabii ki orta siklet kemeri için karşı karşıya gelecekler. İlginçtir bu defa daha fazla soru Alex Pereira'ya geldi. Şampiyon tabii ki bir önceki karşılaşmada kemeri aldığı için şüphesiz ona daha fazla soru soruldu. İsrail de çok konuşma taraftar değil gibiydi. Zaten kendisi de bunu belirtti. Cumartesini iple çektiğini, konuşmanın artık bittiğini söyledi. Tasma mevzusuna gelirsek, Jetli'nin tabi e, tabii e, güzel oldu bu gönderme. Ben de e, sabah saatlerinde Jetli'nin o filminden sekanslara tekrar girdim Anlış filminden. E, bu tasma açılacak diyor cumartesi ve e, o filmde de filmi hatırlayanlar, izlemeyenler de burada durdursunlar izleyebilirler. Güzel de bir film bu arada. O tasma açılınca Jetli bir adeta süper kahramana dönüşüyor ve e, herkese alt ediyor. E, müthiş bir dövüş tekniğiyle tabii ki. Ee, Jetli'ye saygımız büyük bu manada. İsrail de seni buraya bir gönderme yaptı. 8 Miles filmine bir gönderme yaptı. E, ee, 8 mil filmine tabii ki Eminem'in filmi Eminem'in hayat hikayesini anlatan film. Oradaki One Shot e, parçasına bir gönderme yaptı. One Shot'ta tabii tek kurşunu var manasına geliyor. Bunu zaten hafta içerisinde de söylemişti. Her şeyimle buna hazırlandım. Bu tek vuruşa hazırlandım. Tek kurşuna hazırlandım diye bir de Eminem göndermesi yaptı. Eminem göndermeleri genelde göndermeleri demeyeyim de Eminem'in müziğiyle kafese yürüyenler genelde biraz boynu bükük ayrılıyor kafesten. Bakalım öyle mi olacak? Bakalım tasma çıkınca e, İsrail'e de sen yem, çakraları arttırıp e, bu maçı kendi lehine çevirebilecek mi? Bunları göreceğiz. Bunlar göndermeler. Alex Pereira tabii ki bu tür göndermeler yapmadı. Onun e, yapmasına da gerek yok belki ifadesi e, zaten buna yetiyor e, haber değeri olan şey jest mimik olarak ya da göndermeler olarak güldü Alex Pereira güldü basın toplantısında güldüğünü gördük o ifadenin değiştiğini gördük ama hemen toparladı gene o katil ifadesine geri döndü Alex Pereira neler söylendi ikili arasında ikili Laf dalaşına girmedi tabii ki. Bu manada enteresan bir basın toplantısı oldu. Dana White de biraz gazı kesti açıkçası basın toplantısında. E, Pereira ile Izzy'nin e, dalaştığı bölüme gelmeden önce Dana White nasıl kesti? E, hafta içerisinde Kevin Holland da Jorge Masvidal otelde, lobbyde karşı karşıya gelmişlerdi. Bir e, laf dalaşı olmuştu. Tabii ki fiziksel bir müdahale olmamıştı o e, karşılaşmada. E, bu soruldu iki kere. E, soruldu. Hemen araya girdi Dana White. E, burada başka dövüşler var. Başka dövüşçüler var. E, bunun e, bu soruları keselim diye. E, Kevin Holland hatta konuşuyordu ilk sorulduğunda. E, Oremas Fidel yanıt vermişti. Yani ortada bir mevzu olmadığını. Biraz da dis atarak tabii ki Kevin Holland'a. Kevin Holland tam lafa girmişti. Kesti bu e, lafları. Sonra bir daha soruldu. ikili arasındaki o otel lobisindeki münakaşa. Yine kesti. Dana White aslında e, bu tür şeylere izin verir basın toplantılarında ki geleceğe yatırımdır bu eşleşmeler açısından ikili arasındaki usumeti beslemesi açısından bir nevi tanıtımdır promosyondur ama bu kez promosyona izin vermedi Dana White. Bunun nedenleri ne olabilir Tabii ki akıllara gelenle, gelen şeylerin başında Hamzat Çima ile yaz biliyorsunuz maç yapacaklardı ama Hamzat ortalığı karıştırınca o maç iptal olmuştu. Ee, daha doğrusu bir sürü mevzu çıkmıştı. Maç Hamzat kiloyu kes kaçırdığı için iptal olmuştu. değişmiştik Kevin Holland'la karşılaşmıştı. O tür bir münakaşaya evrilmesini istememiş olabilir. Mevzunun büyümesini istememiş olabilir. Orada da eşleşmede tabii o Hamzat'ın mevzu çıkardığı durumda da gene Kevin Holland, Kevin Holland'ın da rolü vardı. Yine Kevin Holland. Dolayısıyla biraz açıkçası Kevin Holland'ın konuşmalarından da kulağının da çekildiğini Düşünüyorum ben Dana White tarafından. Zaten yüzleşmede de Dana bir şeyler dedi. Biraz Kevin Holland'ın kulağa çekilmiş gibi. Benzer bir durumu yaşamıyor, yaşamak istemiyor gibi aynı zamanda Dana White. Aynı zamanda da bu eşleşmenin de çok da kendisine bir şey katacak bir eşleşme olmadığını düşünüyor muhtemelen. Jorge Masvidal kendisine dediğim şirkete de tabii ki UFC'ye de olası bir Kevin Holland Jorge Masvidal eşleşmesi. Bence de çok mantıklı değil. Çünkü Orhan Masvidal hani bu maçta kazansa da kaybetse de daha büyük eşleşmelere, daha süper karşılaşmalara gidebilir. Bunu Gilbert Burns da dedi. Orhan Masvidal UFC'nin yeni net Diaz'ı olabilir dedi. Net ayrılmışken o boşluğu hakikaten Orhan Masvidal doldurabilir. Dediğim gibi bu maçta ne olursa olsun bu maçı kazanırsa zaten bence kemere doğru gidiyor. Masvidal öyle gözüküyor. Aynı zamanda Dana White'ın Alevleri söndürdüğü mevzulardan biri e, biliyorsunuz WWE ile UFC birleşti. UFC bu konuya dair dev bir anlaşma bu. Aynı zamanda e, bu konuya dair soru soruldu. E, konumuz bu değil dedi. Daha sonra konuşulacak belli ki o konuyu da kapattı. Çok merak edilen bir konu. Aynı zamanda UFC ve WWE arasında bir cross promotion olacak mı? Yani iki taraftan dövüşçüler ya da birbiriyle karşılaşacak mı? Ya da şovlara katılacak mı? Hani bunlar da çok merak ediliyor ama buna da yanıt vermedi Dana White. O konuyu da kapattı. Bir de şöyle bir mevzu oldu. Döneceğim bu arada Easy Pereira mevzusuna. Bir de şöyle bir şey oldu. Dana White mevzusunu kapatalım bu maçın galibi dendi. Gilbert Burns, hem Masvidal maçının galibi kemer maçına çıkacak mı Leon Edwards'la? Hani Colby Covington'ı ekarte edebilir mi? Dana White de buna net bir şekilde yanıt verdi. Colby Covington üzerine düşeni yapmıştır. Londra'ya gelmiştir. Kiloyu kesmiştir. dolayısıyla bu maçı hak ediyor. Bir sonraki maçının maçın Colby Covington'la Leon Edwards arasında olacağını bir sonraki kemer maçının söyledi. bu da yuhalandı. Hem Jorge Masvidal tarafından hem Gilbert Burns tarafından. Seyirci de buna reaksiyon gösterdi. E, yuhalama dediğim de hani sınıf öğretmenine yapılır bir şekilde şakalı bir yuhalama. Tabii ki Dana White figürüne daha büyük bir tepki gösterilemiyor ama tepki gösterildi mi? Gösterildi. Bu da enteresan. Herkes aslında kafadaki senaryo. Tabii aralarında mevzu olduğu için Leon Edwards'la Jorge Masvidal'in. Masvidal bu maçı kazanırsa Hani kazanması bu manada da isteniliyor. Kazanırsa Leon Edwards'la maç yapması. Colby Covington da bu kemer, kemer maçını hak ediyor olabilir tabii ki ama Jorge Masvidal Leon Edwards maçı inanılmaz olur. O Londra'da bildiğiniz gibi Jorge Masvidal Leon Edwards'a saldırmıştı. Dolayısıyla aralarında büyük bir mevzu var. Ama nedense Colby Covington'dan vazgeçmiyor. Dana White zaten yakın oldukları da biliniyor. Dolayısıyla Yine de geri adım atmadı Colby Covington-Leon Edwards eşleşmesinden. Orada da bir alev alev durumu söndürme gibi bir şekli var. Ya yani Bir promotöre, UFC'nin başkanı tabii ki ama e, bu dövüşleri ayarlayan kişi, e, promotör. Bu şekilde üç konuyu e, indirmesi enteresan. Normalde harlar Dana White ama burada Miami'de böyle bir şeyi tercih etmedi. Dana White parantezini kapatalım. Bunlar önemliydi o yüzden bahsettim. Alex Pereira, Israel Adesanya eşleşmesinde e, bir kez karşı karşıya geldiklerini söyledim. E, Alex Pereira araya girdi orada da. E, Israel Adesanya bir soruya yanıt verirken. E, Soruda e, diğer 3 maçta da bunları söyledi. Çünkü izi şunu demişti. E, konuşma bitti. En fazla kilitlendiğim maç bu e, diyor ve... Bunun altını çizerken önceki 3 e, maçta da bunları söyledi, beni bitireceğini söyledi. E, ama yapamadı. Aynı şeyleri konuştu. Yapamadı dedi. İsrail de sen ya da araya girdi. Ne dediğini anlamıyorum bile dedi. Çünkü portekizce konuşuyor Alex Pereira. Ama Cumartesi günü kim daha iyi göreceğiz dedi. Bu kadar bir e, laf dalaşı oldu ikili arasında. Alex'in genel olarak dedikleri, önceki 3 maçı önemsemiyorum. Bu yeni maça hazırlandım diyor. E, şova herkes hazır olsun diyor. Brezilya için de bir şov olsun hocam dedi. Çünkü Brezilyalılar şu dönemde kemer kaybediyorlar genel olarak. Alex Pereira'da kemer. Brezilya için de önemli bir karşılaşma olacak. Bu karşılaşma sence psikolojik mi fiziksel mi diye güzel bir soru soruldu. Sorular açıkçası çok iyi değildi bence. E, biraz medya tarafın Biraz zayıf kaldı. Belki seyircilere soru sorulsa hem de Miami'de daha iyi olabilirdi bence basın toplantısı ama e, soruları biraz zayıf buldum ben. E, çok da dağıldı. E, bazen hani bir eşleşmeye çok fazla soru gelebiliyor. Oradan da çok iyi malzeme çıkabiliyor. Burada sorular genel olarak dağıldı. Bu da iyi olmadı. Bilmiyorum hani ben o açıdan iyi sorular gördüğümüzü düşünmüyorum bu basın toplantısında ama iyi sorulardan biriydi. E, psikolojik mi fiziksel mi bu eşleşme? E, üç maçı da unutmalıyız e, dedi. Ben unuttum bu yeni bir karşılaşma ama onun unuttuğunu düşünmüyorum dedi. Onun için psikolojik bir karşılaşma da olacak dedi ki. Haklılık payı yüksek bir karşılaşma. E, dediğim gibi ama Alex Pereira güldü. E, hani biraz rahatlamış da gözüküyor ama bu çok etkiler mi? Hani maça rahatlık olarak çıkar mı? Ben hiçbir şekilde zannetmiyorum. Gene e, kurşun gibi bir Alex Pereira göreceğiz bu karşılaşmaları da. E, o benim ne kadar geliştiğimi gördü diyor karşılaşmada. Aynı zamanda o ise değişmedi. Ben maçlarını izledim aynı şekilde diyor. İsrail'de sen ya buna biraz jest ve mimiklerle katılmadığına dair bir ibarede bulundu. E, ifadede bulundu. Neler yapabileceğimi, ne kadar tehlikeli olduğumu biliyor. Kendimi şampiyon gibi görmüyorum dedi aynı zamanda Alex Pereira. Tamamen o da bu maça odaklanmış durumda. Onu anlıyoruz. İsrail'de Senya ise ilk maçta MMA'deki ilk maçta onu neyin şaşırdığı soruldu, şaşırdığı sorulduğunda toparlanması ve savaş ruhuna sahip olması dedi. Ama cumartesi benim savaş ruhumu görecek dedi İsrail'de Senya. Kemer umrumda değil, farklı belt dedi ve onun kellesi için geliyorum dedi. Farklı bir mentalitede geldiğini söyleyebiliriz İsrail'e de Senya'nın. Konuşmalarında da bunu görüyoruz ve bakışmaya birazdan geleceğiz. Orası güzeldi hakikaten. Dediğim gibi 8 Miles filmine gönderme yaptı, Eminem'e gönderme yaptı, Ceddin Nanliş filmine gönderme yaptı. Konuşma bitti dedik, en fazla hayatımda kitlendiğim karşılaşma bu diyor İsrail'e de ya Şuradan bakabiliriz ama hafta içine biraz daha doğrusu Şubat ayına döndüğümüzde Eugene Berman... Koçu Israel Dessenian'ın e, bu maç için bir nevi erken olabilir diye düşündüğünü söyledi. E, ama İsrail Dessenian'ın bu maçı rövanşa hemen istediğini söyledi. E, burada da maçı buradan da değerlendirebiliriz. Maçın gidişatına göre tabii ki bu eleştirilecektir. E, mevzu bahisi olacaktır. Acaba e, hemen ilk maçın ardından, MMA'daki ilk maçın ardından rövanşı yapması izinin bir hata mı? Bütün bu söylediklerimize dair yorumları siz de aşağıda belirtebilirsiniz. Siz neler düşünüyorsunuz? Kıyafetler hakkında, Dana White'ın konuşmaları hakkında, Alex Easy eşleşmesi hakkında aşağıda belirtirseniz seviniriz. E, like, like, like atarsanız da seviniriz. Abone olmayanlar da abone olabilirler. Jorge Masvidal Gilbert Burns karşılaşması eşleşmesine gelirsek Gilbert Burns her zamanki gibi pozitif enerjisiyle e, ve rahatlığıyla ortadaydı. Jorge Masvidal'e diyecek bir şey yok zaten. Her zaman rahat. Dövüş onun içinde var. E, buraları iyi oynuyor Miami için dövüştüğünü e, bir nevi halkı için dövüştüğünü ifade ediyor İspanyolca çok fazla konuşuldu basın toplantısında tabii ki e, Miami İspanik nüfusunda çok fazla olduğu bir kent Buraya vurgu yapıldı de İspanyolca çok fazla konuştu ve şiddet görecekler vahşet görecekler bu maçta e, Taraftarlar dedi sizin için şehir için dövüşeceğim diyor Jorge Masvidal. BMF kemeri soruldu. tabii biliyorsunuz bir kere yapıldı ve Jorge Masvidal'de ben bu kemeri korurum gerekirse. Biraz Dana White'a baktı orada izin olacak mı? Yani ortada bir kemer var o kemer de bence gidebilir. Başlarda hani ben de biraz eleştirmiştim ama... BMF lafı oturdu UFC'ye, dövüş dünyasına, MMA'ye. Bence o kemerden gidilebilir. belki işte bu maçı kaybederse Masvidal, BMF ...şampiyonluğu, en eninde sonunda bir kemeri var. Koruma yolunda ilerleyebilir. Ee, Burns'e seni küçümsüyorlar mı sorusu soruldu. Umrumda değil dedi. Cumartesi seyirciler şov görecek. Bunun için biletlerinizi alın, hazırlanın dedi. Ee, aynı zamanda bitirmeye geliyorum dedi. Knockout ya da submission. Ve Miami'nin kralı sence o mu? Sen misin dedi. Biliyorsunuz Florida'da yaşıyor. Ee, Gilbert Burns'te. Ee, bunu bilmiyorum maçta ama kazanan burada bu iddiaya sahip olabileceğine dair vurguda bulundu. Seyirciyi kendi tarafıma çekmeyi biliyorum dedi. Bu hakikaten böyle. Hamzat maçını hatırlayalım. Daha çok ilgi tabii ki Hamzat'ın arkasındaydı. Ama Gilbert Burns de orada ortaya koyduğu şovla bence yıldız potansiyelini yükseltti. Ve burada da buna vurgu yaptı. Bence haklı bir vurguydu. Adrian Yanez, Rob Font birbirlerine büyük saygı duyuyorlar. Çok fazla soru sorulmadı ama Adrian Yanez'in İkisi de birbirine hani köpek diyor, hiçbir zaman vazgeçmiyor diyor ve e, ikisi de bunun uzun bir gece olacağına dair vurguda bulundu. Özellikle Rob Font ve gecenin maçı olabileceğine dair vurguda bulundular. Biz de analiz programında hala izlemediyseniz Recep Mert de yaptığımız analiz programında e, daha ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz, oraya bakabilirsiniz. Onlar da aynı şeyi vurguluyor, gecenin maçı olabilir, hakikaten gecenin maçı olmaya aday. Yanes Marvin Hagler e, duyurusunda... Benzetmesini de yaptı. Marvin Hagler zihniyetindeyim bu maça giderken dedi. Marvin Hagler e, tabii Yanez'in boksu çok iyi, babası Golden Gloves kazanmış bir boksör. Marvin Hagler göndermesi yapması benim çok hoşuma gitti. Tabii ki efsane boksörlerden biri. Bilmeyenler e, hikayesine bakabilirler. Sokrates'te de bir ara yazmıştım. O yazıya da bakabilirler. Marvelius, Marvin Hagler. Süper 80'lerde işte süper orta sikletin bokstaki zirve döneminde. Sugar Ray Leonard. işte Tom Hearns. Aynı zamanda Roberto Duran. O dönemde olan isimler. Onların arasında müthiş bir boksör. Boksun altın çağlarından biridir. O döneme de bir şekilde bakabiliyorsanız bakın derim. Hani bu bilgiyi de vermiş olalım. Kevin Holland. Santiago Ponzinibio dediğim gibi Kevin da WWE sorusu da soruldu. Kimle karşılaşmak istersin diye. başım belaya sokmak istemiyorum dedi. Soruya yanıt vermedi. Dediğim gibi Dana White tarafından, UFC tarafından biraz kulağa çekilmiş gibi geldi bana. Maçla ilgili de o beni, kim? beni nakalt etmeden ben onu nakat edeceğim dedi. Ayak çalışmasına ve açılarına vurgu yaptı. Öngörülemezliğini yine analizde bahsetmiştik. Oraya bakabilirsiniz. Ponzinibio'ya Dünya Kupası sorusu soruldu. Ee, Arjantin kazandı. Sen de e, Arjantin'in bir numarasısın. Burada e, Dünya Kupası'ndaki mevzuyu devam ettirecek misin dedi. Ettireceğim dedi. Bir futbol sorusu da böylelikle e, bir Arjantinli MMA medyası tarafından e, dillendirildi. E, genel olarak biraz daha alıştığımız şekilde sorulara yanıt verdi Ponzi Nibio. E, Raul Rosas'la Christian Rodriguez eşleşmesi anakartın başlangıcını yapacak. E, biraz soru soruldu onlara. Ee, ve yeni başladı. Kemer için geliyoruz diyor. Rosas biliyorsunuz 18 yaşında UFC'nin en genç dövüşçüsü. Dana da White'a Rosas sorusu soruldu. Aynı şekilde. O da ne kadar öne sevdiğimizi görüyorsunuz dedi. Biliyorsunuz ilk maçını prelimste yaptı. UFC'de şimdi ana kartın başlangıcını yapıyor. Hakikaten büyük yatırım yapılıyor. Bakalım bu yatırımı karşılayabilecek mi? Basın toplantısında genel olarak bu şekilde gelişti. Bakışmalara gelelim. Ee, belki de Miami'deyiz diye bir hüviyet olarak da dövüşçülerin hüviyeti olarak da kimliği olarak da e, muazzam bakışmalar gerçekleşti. Genel olarak saygı var. Yanez ile Font arasında, Burns ile Masvidal arasında da hani bir mevzu olmadı. Diğer eşleşmelerde de Holland, Ponzinibio, ben hepsine beraberlik veriyorum. Ee, en dikkat çekici bakışma anı Israel Desenya ile Alex Pereira arasındaydı. Israel Desenya dediğim gibi daha değişik geldiğini düşünüyorum bu karşılaşmaya. Konuşmaları bunu gösteriyor zaten tamamen maça odaklanmış durumda. Alex Pereira zaten e, dövüşlü kimliği daha ön planda. Onun da maça odaklandığını anlayabiliyoruz. Bu kez farklı bir izi gördük. E, yüz yüze gelmede Faceoff'ta. E, uzun sürdü. Bunu biraz da izi tarafı istedi. Öyle anlıyoruz. Dana White'ı şöyle bir kenara çekti. Ve uzun uzun baktı. Sadece gözünün içine baktı. Alex Pereira'nın. Ve hiçbir jest mimik göstermedi. Sadece ya yani bunları buradan anlatıyorum. Çünkü hakikaten etkileyici. Çene kaslarının gerildiğini görüyoruz. Alex Pereira'da. ikisi de onun dışında ifadesiz bir şekilde birbirlerinin gözünün içine baktılar. Izzy normalde bunu yapmaz. Normalde işte biraz John Jones'u hatırlatır bir şekilde e, Feyz aldığı isimlerden biri de odur muhtemelen. İşte rakibi baştan aşağı süzer e, biraz işte dudak hareketleri falan yani biraz e, seni dataya aldım gibi yani hafızaya aldım gibi biraz da küçümser olarak adlandırabileceğimiz bir şekilde. Bunu genel olarak yüzleşmede bu şekilde yapar izi özellikle baştan aşağı süzer ama bu kez sadece gözlerinin içine baktı iyi bir face-off'tu. Harika bir face-off'tu. Yani burada tabii ki Masvidal belki Miami'li olduğu için, ev, bir nevi ev sahibi olduğu için seyircilerin de daha fazla ilgisini çekti. Daha fazla şey, videolar onun üzerinden dönüyor. Ama gerilim attı. Gecenin maçı, hakikaten bu orta sikle şampiyonluk maçı. Alex Pereira ile İsrail'e de Senya arasında Bakışma da bunu gösterdi. Tarttaki bakışmada bakalım neler olacak. Ee, güzeldi bu manada basın toplantısı göndermeleriyle. Dediğim gibi daha iyi sorular gelebilirdi. White biraz harareti aldı orada. Neden böyle yaptı ee, açıklamaya çalıştık. Ee, bu programda umarım keyif almışsınızdır. Sizler de yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. Ee, like diyebilirsiniz programımıza. Abone olmayanlar abone olabilirler. Ee, özellikle bu ana eşleşme için neler düşünüyorsunuz? ve bu programda konuştuğumuz, konuştuğum şeylere dair de sizler de yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. Böylelikle UFC 287'yi değerlendirdiğimiz, basın toplantısını değerlendirdiğimiz program sona eriyor. Bir başka programda görüşmek üzere.